Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte hem ünlüleri hem de haberleri takip edebileceğiniz nabız uygulamasını inceliyoruz. Uygulamayı gördüğünüz üzere biz iOS bir cihaz üzerinden çalıştırıyoruz. Ancak dilerseniz Android'den de indirebiliyorsunuz. Tamamen bedava Android ve iOS cihazlarda indirip kurabileceğiniz, rahatlıkla kullanabileceğiniz bir uygulama nabız. Çeşitli kaynaklar var. O kaynakları seçiyorsunuz arkadaşlar ve karşınıza o kaynakta çıkan son haberler gelmeye başlıyor. Biz en başta kendi kaynağımızı seçtik tabii ki de. Webtekno kaynağı da bulunuyor. Peki bu kaynaklara nereden ulaşıyoruz? Şurada sol tarafta hemen bir adet çark işareti var. Burada kaynaklarımızı istersek düzenleyebiliyoruz. Bizim ilk kaynağımız tabii ki de Webtekno kaynağı arkadaşlar. Bu arada şöyle söyleyeyim, 300'den fazla kaynağı bulabiliyorsunuz. Kaynak konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Hani sadece haber sitelerinden çekmiyor. Güzel tarafı şu, mesela şahsiyetler kısmı var, ünlüler kısmına geliyoruz. Burada siyasileri sıralamışlar gördüğünüz gibi. Siyasileri ben takip etmeyeceğim, işim yok derseniz de biraz daha aşağıya inerek ünlüler kısmına ulaşıyorsunuz. Ünlüler de şu an için kısıtlı ancak ben eminim daha fazla ünlüye yavaş yavaş ulaşabileceğiz uygulamadan da. Mesela Arda Turan'ı ben takip etmek istiyorum. Arda Turan'la ilgili çıkan haberleri göreyim, direkt bana gelsin istiyorum. Ama bir yandan da Arda Turan Twitter'da ne yapmış, ne etmiş onları da görmek istiyorum. O yüzden ekleye basıyorum şimdi. Buradan geriye geliyorum. Arda Turan'la ilgili karşıma haberler, onun paylaştığı şeyler çıkıyor. Şimdi kendi kaynağımıza da gelelim. Yaşanılabilir 3 yeni gezegen bulunmuş. Bu haber ilgimizi çekti. Direkt girdik. Görselleri bir kere tıkladığımız zaman görseller büyüyor. Böyle güzel bir tarafı var. Aşağıya doğru iniyoruz. Haberin devamını okumak için web sitesinde oku diyor. Buralardan da paylaşabiliyoruz. Sağ üst tarafta işte yazı boyutunu ayarlama. Bunun yanında direkt web sitesine gitme. Bu haberi yıldızlama. Bununla ilgili bir yorum yapma, yine nabız üzerinden gibi seçenekler bulunuyor. En sağ üstte yine paylaşmayla ilgili seçenekleri görüyoruz. Bir geriye gelelim. Tabii siz tamamen ilgilendiğiniz şeyleri buradan alıyorsunuz. Kaynaklara gelin. Gördüğünüz gibi kaynaklar sınırsız arkadaşlar. 300'den fazla kaynak var. Burada dergiler seçeneği var arkadaşlar. Bundan da bahsedeyim. Mesela sporun nabzı. İşte Fanatik olsun, NTV Spor olsun, A Spor olsun, MyNet Spor olsun. En güncel haberleri benim karşıma çıkartıyor. Dergilerinde böyle bir güzel yanı var. Bildiğiniz aslında mesela tatil dergisi, işte sağlık dergisi, teknoloji dergisi. Bu dergilerin sizin nabız uygulamanızın içinde toplanmış hali diyebiliriz uygulama için. Dergiler kısmı için daha doğrusu. Bir de ayarlardan bahsedeyim son olarak. Uygulamaya giriş yapabiliyoruz istersek. Giriş yapmamız şöyle bir avantaj sağlıyor. Sizin hem tabletiniz vardır, iPad kullanıyorsunuz ama mesela Android bir telefonunuz var. İkisinden de giriş yaptığınız zaman kaynaklar birbiriyle senkronlu olarak çalışıyor. Yani iPad'inizde girdiğiniz kaynağı cep telefonunuzda da görmeye devam ediyorsunuz. Buradan kaynakları düzenleyebilirsiniz isterseniz. Az önce gösterdiğim yerden de düzenlenebiliyor. Son dakika bildirimlerini açıp kapatabiliyoruz. Mesela takip ettiğimiz kaynak son dakika bir şey attılar. Orada zart diye bize bildirim geliyor. Açıp okuyabiliriz. Evet arkadaşlar, nabız uygulamasının sonuna gelmiş olduk. Dilerseniz açıklama kısmından iOS ve Android cihazınız için ücretsiz olarak uygulamayı indirebilirsiniz. Videomuzu kapatmadan önce kafanıza takılan her şeyi aşağıya yorum olarak atabilirsiniz diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet, 33 on reis'i biraz zorladık. Bu videoyu merak ediyorsanız hemen yan tarafa tıklayın.